Atlar yerlendi, anam geldi kapıya, anam geldi kapıya. Kızcağızın topla topla doldur terkiye. Kızcağızın topla topla doldur terkiye. Şimdi kızlar başlar anam yanık türküye, anam yanık türküye. Anam anam artık ben gider oldum, anamı babamı anam terk eder oldum. Yeter, yeter. Yeter be, bir yere kadar be. Bir yere kadar ama ya. Bırak, bırak. Bırak Allah'ın seversen. Mahsus mu yapıyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Tam zamanında müdahale etmişiz. İstiyorsanız ağlayın, rahatlayın. Elimde kaldı gelin nasıl? Can yarası, gitme gönül, ötesi yok. Aşk bu köyün son durağı. Siz gelin hanımın? Ablası. Ablasısınız. Kaç kardeşsiniz? 8 kardeşiz. Kaç kız? 5 kız, 3 oğlum. Ablam sen böyle dördüne de böyle ağlarsa helak olacaksın yani. Bu adetten mi diye? Adetten değil, zor. Ayrılıyorsun. Aynı köyün içinde. Evet. Ne oldu? 8 ev girdi diye mi bu hüzün? Ne yapalım? Böyle işte zor oluyor. Tabii canım, çıkacaksın evden, yürüyeceksin, 7 tane ev geçeceksin. Zor, zor. Zor gurbetlik. İşin içine 8 tane hane girdiği zaman oradan bir de geri dönmesi var onun. İsminizi bağışlarsanız. İsmim Fadime. Fadime Hanım. Hı-hı. Yaş efendim sizin? 17. Allah uzun ömürler versin inşallah. Şimdi damatla görüştük. Damat henüz askerliğini yapmamış. Yapmadı, evet. Peki isterken sormadınız mı? Yani askerliğini yapmayana kız yok, öyle diyorlar diye. Sordum ama. Evet. Nasıl ki hükümet sözcüleri var, burada da kına sözcüleri bulunuyor. Medya sıkıştığı zaman röportajı kına sözcüsüyle konuşacak. Gel hele bir annem. Allah nazarlardan saklasın. Yakacaksınız tepsiyi, Allah muhafaza. Sağ olasın. Elinin kınası daha iyice tutar sizin tükürüğünüzle. Tövbe estağfurullah. Diyor ki bana dar su diye, nişanlılı da bana dar su diye ile davranıyor. Evet. Kim nişanlı, kim kimi istiyor, kim kaç kişilik haneye gidiyor, kim ne zaman evlenmiş, bunları öğrenmek için bu köyde tek bir adres var. İsminiz? İsmim Emine Gökçe. Allah Fadime'ye yardım etsin. Evet. Hala böyleyse inşallah kaynana sizden daha dilbas, daha çenebas. Ben üç gelin sahibim elbette. Biraz bir tecrübe ya. Var yani. Gelinlerinden bir tanesi burada mı? Burada. Doğal olarak kayınvalidesiyle araya belli bir mesafe koymuş. Çünkü sizden korkuyorlar anladığım kadarıyla. Biri yaklaşık 4,5 metre, diğeri de 2,5-3 metre mesafe. Evet. Yanınıza yanaşamıyorlar mı? Yanaşırlar. Kendilerine sormak lazım. Ben oğlanın halasıyım. Oğlanın annesiyim. Annesi. Hı hı. İlk defa eve gelin geliyor. Evet. 32 kişi, 31 kişinin yaşadığı eve geliyor. Evet. Nasıl ikna ettiniz kızın anasını? İsteyerek. İsteyerek. Razılığımızla oldu. Gönlümüzle, razılığımızla. Bu kız 31 kişiye hizmet edecek annem. Kendi evet, istedi. Edecek, razı. Efendim? Evet, edecek, razı. Ay, başka şansı yok. Evet, edecek. Evet. Razı. Ne iş bekliyor kendisini? Vallahi hizmet edecek işte. Kayınbabasına, kayınlarına, beyine, annem, kaynanasına, eltilerine, herkese hizmet edecek. Bir başına? Evet, yardımcılar var bak önlerinde. Siz? Görümcesi oluyor. Damadın? Yok, damadın değildi.
Kaynatasının kardeşinin kızıyım. Yani aynı evde olacağız. Evet, demek ki Fadime dıdımın dıdımın dısına da hizmet edecek. Ama ben ona hizmet edeceğim. O yani sağa solu öğrenim neydim diye ne yeter. Yani benim canım çıkacak, orası da var. Kocayı saymadı ya. Koca, koca kim be? Beyi ne dedik ya? Aman beyi neymiş be? O kaynanasına hizmet etsin, kayınpederini hoş tutsun. Damada... Kaynatasına, kaynanasına hizmet etsin, kayınlarına kocası önemli değil. Kocası önemli. Hadi yırttın gene kız. Hadi önemli değil. Neydi çocuğun adı? Ertuğrul. Ertuğrul önemli değil. Otomatik, makine aldınız mı? Otomatik aldım. Makine kullanıyor. Aldım. Otomatik makine kullanıyor. Gelinler çamaşır yumuyor. Bizdeydi çamaşır. Çamaşır makinesi üreticileri boşu boşuna reklam yıldızı aramayın. Ahan da size reklam. Otomatik çamaşır makinesi kullanıyor. Deterjanı ayrı yumuşatacak. Hayır. Ver geline yapsın. Allah. Siz sert misiniz, güleç misiniz ben anlamadım. Nasıl şu işi görmüyorum, bu işi görmüyorum, bize kızar mı? Ha! Üç tane gelinin içinde sert olmasam beni çiğnerler. Ya böyle davranmam gerek yok. Sen de haklısın annem. Dizinin dibine gelme cesareti, vallahi tebrik ediyorum abla. Vallahi tebrik ediyorum. Ondan mı kalacağım? Helal olsun. Eskiden mi şöyle kaynanayı görünce ödü kopmuş da işte kaçanlar. Vallahi ben görmem, kaynana benden korksun. O da 9 aylık, ben de 9 aylık. Şiştin mi diyeceğim mi? Erkeğe kormasınlar bir ya. Erkeğe kormasınlar. Terledin annem. Kaynanam emir gerek. Buyurdum demir gerek. Görmeyen gelinim vurup öldürmek gerek. Hep görürler. Biz 3 taneyiz, sen bir tanesin. Biz bir vururuk, sen öldürürük. Vuramazlar. Evet, tıs. Hadisenin bu bölümü tıs. Vuramazlar. Yok, yapmazlar zaten. Yapmazlar. Bizim üçünüz, üçünüz şey misiniz? Biz üç elti bir evdeyiz kaynım. Kaynanam da tek olur. Bir daha toka bizi doyar. Biz de birer tokac alır, kaynanama girişürük. Canım eltim kampanyasına hoş geldiniz. Eskiden eltiler geçinemezlerdi ya, artık geçmiş olsun. Kaynanaya karşı birleşmek, güç birliği yapmak için elti sayısı ne kadar bol olursa o kadar hoş. Tabii. Siz eltiler... Abi, ben kaynanama bak, mesela böyle dövüyorum. Çok yani. Artık eli maşalı kaynanalar gitti, eli sırıklı, sopalı gelinler geldi. Vatana, millete hayırlı... Efendim? En büyük elt olduğum için hepsini de dövüyorum. Eltileri de dövüyorum, kaynanayı da dövüyorum. Eltinizden şiddet görmüşlüğünüz var mı? Yok, görmedim. Kayınvalidenizden şiddet görmüştünüz var mı? Yok, şimdiye kadar görmedim ama şimdiden sonra görürsek bilmiyorum orasını da. O bana bağırır, biz de ona bağırırız, susar. Geçim ne kadar kolay. Ne yapacağım? Kaynana geline bağıracak, gelin de kaynanaya bağıracak. Sonuçta ikisi de suspus olacaklar. Tabii. Bitti gitti. Ne diye bağırır size? Ne diye bağırır? Mesela şu sabah işi yapın, bu işi kapın. Sabahleyin, sabah diyor 4:30'da ayağa kalkacaksınız. Ne? 4:30'da biz nasıl kalkak? Sonuçta köyde çalışıyor, yorgunuk. Sen git inekleri sağ diyor, biz biraz yatak diyor. Yok diyor, haraç kalkacağını diyor. Olur mu canım öyle şey? Gelin milleti affedersin. Yatacak, he, kaynana gidecek, ahırda inek sağacak. Abi mecbur, önce sağacak. Biz mi sağ? Bize yazık, günah değil niye mi? Niye inek kaynanayı görmeden süt vermiyor mu? Vermez. Önce onu görsün, ondan sonra sütü versin. Memleketimizde süt üretimi neden azaldı? Çünkü önceden eskiden kaynanalar önce sağıyormuş da inek sütünü bırak. Olur mu canım öyle şey? İyi olmasın. Siz efendim yani böyle bir hükümet gibi oturmuşsunuz ama safi şekil yani. Ben hiç asla inek sağmam o desin. Gelin korktu, gelinden korktu kaynana. Hiç asla inek sağmam. Gelini aldıktan sonra inek sağmayı bıraktınız bıraktım mı? Bıraktım. Şu gelin geleli 10 sene oldu, 10 senedir hiç ahır bilmiyorum. İnek sağmadan sorumlu birinci gelin. Üçü de gidiyor sayıyor. Bana üç tane gelin var. Gider sağırlar. Biraz önce konuşuyordun ama gelin için. Kendi gelinlerine sözün çıkmıyor. Nasıl? Yok, çıkıyor. Yok, çıkıyor. Hayır, nasıl? Fadime'ye gelince yapacak tabii bütün işleri. Fadime diyorsunuz. Yeni gelin geliyor. Onu 32 kişinin içine erken kalkacak. Kayınbabanın çayını demleyecek. Sufrasını verecek. Süpürkesini süpürecek. Tabii o yeni gelin. Yapacak bunları görevli. Aman aman, kendi gelinlerinize yaptırdınız. Fadime'nin gelinliği eksik tabii, kaldı. Tabii, o da yapacak. O da benim gelin. Benim abime gelin geliyor. 40 sene kaldı benim kaynanam yanında, 40 sene. İnek sağdırdınız mı kendisine hiç? Sağdı, çok öyle tutan atar sağdı. Sen senin niye sağmıyorsun o zamanlar? O kaynana sağıyordu. Ben bireyim, bir geliniydim. Çocuğum çoğu da ancak grup yetişim. Onlar 3 tane.
Ama doğru söylüyor. Sizin kaynananıza siz kendiniz inek sağdırıyorsunuz da kendiniz niye sağmıyorsunuz? Ben de sağdım. 10 sene oldu. Daha da sağmayayım. Yeter 3'ten oldular da ondan. Siz oğlanları elin kızlarına kaptırmışsınız. Eğlettik, beğittik, besledik. Elimizden kattı kızlar. Biz kaldık bomboş. Hah! Kocanla aran iyiyse kaynananın pabuç sadece damda da değil. Ta öbür hatta büyük şehre doğru atılmış. Siz galiba bu cesareti biraz da beyninizden alıyorsunuz. Tabii canım. Zorluk çıkardılar mı size hiç? Geçsin gelsin ayakkabı yırsın dedi. Yırtıldı mı ayakkabı? Hemen hemen de. O zaman ilk seferde yırtık ayakkabıyla gidin. Bir daha öyle 4-5 kere gitme gelme durumları olmasın. Kabul niye etmezler böyle onu. Kız evi, naz evi. Koyunumuzla verdiğimizi uçur. Ecik yorulsunlar dedik. Nasıl olsa vereceğiz. Nasıl olsa verecek tabii. Bari tadını çıkaralım. He. Bir şey istediniz mi? Altındır, bileziktir. İstedik. Verdiler takmadılar. Mi? Takmadılar. Takmadılar. Niye efendim takmıyorsunuz? Koyunumuzun uçurunu taktık. 31 kişiye hizmet ettirmeyi biliyorsunuz kızı. Niye takısını takmıyorsunuz? Ama ne yapalım, koyunumuzun uçurunu taktık işte. Size ne canım köyün usulü? Biz fazla taktık mı öbür şeylerde, fakirlerde takamayacak. Ne olacak? Bu gece son geceniz sizin. Son gecemiz. Ne yapacaksınız? Baş başa bir bağlayacak, ne yapacak? Ne yapacak ya? Öyle, ağlamak için baş başa kalmak lazım. Cemiyet içerisinde olmaz. Cemiyet içerisinde güleceğiz baş başa kalınca. Şimdi burada ağladın mı ben oynadırlar. Nasıl? Ki cemaatin içinde ağladın, utanmadın da diye. Cemaatin içinde ağlanmaz mı? Ağlanmaz. Ay, anlamadım ki ben. Ağlamazsın derler ki ya çok seviniyor kızını bir an önce vermek istiyor. Ağlarsın amma kıymetli kızı ver. Yaranılmıyor be size de. Hiçbir şey de beğenmiyorsunuz siz. Yalnız hanım milleti kınaymış, düğünmüş, dernekmiş, cemiyetmiş umurunda değil. Kınaya da giderim, cemiyette de bulunurum, işimi de bırakmam. Civanda boylum, civan boylum gelirse şen olur benim. Korktun mu? Yok korkmadım. Siz aynen. Oturunca hasırın dengesi bozulmuş. Bu acık yukarı. Ama kaç kiloyum biliyor musun Ray Bey? Söylemeyin can. Söyleyeyim söyleyeyim. 120 kilo. 100? 20. Yok o da benim oğlum. Ben çok seviyorum. Sensin Eloğlu. Halam benim. Yıllar önce Sivas'ta kaybettiğim halamı Olukman köyünde buldum ya. Allah'a çok şükür. Kaybettiğimde de en son gördüğümde böyle kirman mıydı bu? Teşi derler. Teşi. He iyi derler burada. Teşi derler. İsminizi bağışlar mısınız Kudret. Anneciğim? Kudret anne. Ha. Kaç oğlan var? 3 oğlan var. Allah bağışlasın. Bakıyorlar mı size? Bakıyorlar. Bakmıyorlarsa? Bakıyorlar. Benim artık annemsin bu saatten teşekkür sonra. Ettim. Ben alıp götüreyim seni ben bakayım. Sağ ol teşekkür ettim. Bakıyorlar. Beysa mı? Ben 35 yaşında dul kaldım. Sevdim evlendim. Nereden anlıyorsun diyebilirsiniz. Biz sizle daha önce konuştuk mu? Hayır. Ben sizi kaçarak evlendiğinizi nereden bileyim? Oradan Ömer söyledi sana. Hayır. Esam. Vallahi billahi. Adam tamam. Evli miydi? Evliydi. Siz kaçıncı hanım olarak kaçtınız? İkinci. İkinci hanım olarak kaçtınız. 6 tane çocuk büyüttüm. Bir de kumam 7 tane feşli. Bir de onunki 8 tane. Çocuk bir de ben 9 tane. He. 9 tane bir kapının arkasında kaldık. Nasıl uyutuyordunuz 6 tane çocuk sonuçta? Ağladığı zaman da ben şöyle yazın yazıyı Allah bana yazmış kara yazıyı dedim. Yetim koymuş 7 tane kuzuyu dedim. Böyle söyleyerek dinli vurdum. Böyle şiirsel mi söylediniz? Şiirsel söyledim. Yatırdınız onları kucağınıza. Nasıl uyutmuşsunuz bir anne? Uyusun da büyüsün ne ne tıpış tıpış yerisin ne. Annem. Canım diyen dillerine kurban olsunlar ayrı da. Senin çocuklar boyun fıtığı olmamış ya. Vallahi ya, sağlam. Ama bek salladım değil mi? Oklama mı çeviriyorsun çocuk ya, mu uyutuyorsun? Ya ya. Tabii uyutacaksın öyle yani. Allah Allah. Şimdi usul usul etsen onlar uyumayacak. Eskiden bu çocuklar nasıl uyuyor? Sersem sepelet olduk. Yasin o benim oğlum. O benim oğlum. Bundan ne olacak peki bu ipten? Bununla çorap ederiz. Aa böyle kilim ederiz. Böyle çorap ederiz. He. Bayrak. Ya Allah! Ha, otur ha.
Hayvan yaratın diye diyorum ben. Kambuk insan. Tarık bu. Sevenler gitti. Gitti mi? Öte dünya. Kim gitti? Seven gitti, öte dünya öttü. Beyin mi? Hı. Çok mu severdi rahmetli? Seviyordu. Gül. Gül derdi, adam hiç almazdı. İsminiz? Gülbahar. Gülbahar. Gül mü derdi size? Gül derdi devamlı. Ne zaman kaybettiniz? 10 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Nur amin, amin, amin. Geride kalana zor. Aman hiç de zor değil. Zor. Ya adam ne zor ecik, serbestle çıktım da. Yok yok, zor değil. Zor değil, yok yok. Gülbahar anne. Hı. Adamın, affedersiniz yani, bir ara ölmesi iyi bir şey mi? Benden evvel gitmesi iyi bir şey. Ben öyle kararlıyım. Bir yeri ölsek başımıza tohba oluyoruz. Şimdi kimse gitme diyen yok, bir şey yok. İhtiyar kaldığından yavrum, ihtiyar kaldığından. Genç kalada da göreydi, böyle konuşaydı bir bakayım. İhtiyar kaldığından kapanırsın demiş. Ne demiş? Şuna bak. Siz tabii genç kaldığınız için ama belli bir yaştan sonra koca çekilmiyor mu? Yok yok, çekilmiyor vallahi. Sor kocanın kahri. Koca yoksa koca dinle. Gençlikte güzelenmem kocuncu. İstemedim daha. Koca gençlikte mi iyi? Tabii. Yaşlılıkta? Çakılmıyor. Yaşlılıkta çakılmıyor, çakılmıyor. Ben razıyım, iyi oldun. Sen başka cevap sor bana, o güzel oldu. O iyi oldu yani bir yerde gitmesi. Çok güzel oldu. Nur içinde yatsın. Amin inşallah, nur içinde yatsın. Amin amin, orası ayrı. Ben razıyım, Allah da razı olsun. İnşallah inşallah. Bu köyün çok delivanısı bekar. Gücü yetip everen yok. Doğada 1 milyar, 500 bazarlıkta, 500 bayrak kaldırmada, 500 kapı kitlemede. Bu gençler nasıl evlenecek oğlum? Mecburu verecek. Kız kapısı, vezir kapısı. Tabii ki kız milletine para verecekler. Bağırma! Bağırma! Hatta 1 milyar az, 2-3 milyar yok, 5 milyar net. Aslında 10 milyar olacak da ya. Evet, arttırıyorum. En son 10 milyar dedi hanımefendi. Aya bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ı seversen, önde bir yol bize bak. Kız Allah'ı seversen, önde bir yol bize bak. Kaynanam garam esti, beni oğluna kesti. Kesti de neyit de akşam bağrına bastı. Ezdiler kınamı, anam çamur ettiler. Anam çamur ettiler. Deniler yollara, anam demir ettiler. Döktüler yollara, anam demir ettiler. Beni gurbet ele, anam gelin ettiler. Anam gelin ettiler. Anam anam artık ben gider oldum. Anamı babamı anam terk eder oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.